Saygıdeğer izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Sayın Fethullah Bülbül. Programımıza Beraat Kandiliniz mübarek olsun diyerek başlıyoruz. Sayın Başkanımızın siyasi değil insani olarak bugün programımıza katılması, sizi aydınlatması, Sultanbeyli'nin geleceği ve belediyecilikte tecrübelerini, çalışmalarını sizlere daha sağlıklı aktarabileceği platformu oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi evvela şöyle başladılar. Başkanım kendinizi tanıtın diye klasik olarak. Evet. Tabii ki uzun yıllardır Sultanbeyli'de yaşadığımız için birçok insan biliyor ama yine de biz kısaca bir kendinizi tanıttıktan sonra programımıza daha iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum. Buyurun. Öncelikle Ragıp Bey, sizin nezdinizde Uni TV ailesine teşekkür ediyorum bu imkanı bize verdiğiniz için. Yine sözlerimin başında Sultanbeylili komşularımızın, hemşehrilerimizin başta olmak üzere bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu geceyi hakkıyla yaşayıp Ramazan'ı da hakkıyla yaşayıp bayrama ulaşmayı temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Amin. Fethullah Bülbül kimdir sorusu klasik bütün adaylara sorulan bir soru. Tabii doğma büyüme Sultanbeylili olmakla beraber aslen Erzurumluyum. Erzurum İspirliyim. 1984 yılında dünyaya geldim. İlk orta ve lise eğitimini Sultanbeyli'de tamamladım. Sultanbeyli Merkez Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamladım. Üniversiteyi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladım. Uzun yıllar siyaset ve sivil toplum arenasında görevler almaktayım. Evliyim ve 3 çocuk babasıyım. Şu anda da Saadet Partimizin Sultanbeyli Belediye Başkan adayıyım. 2019 yılında da adaydım. O seçimde olmadı. İnşallah bu seçimde olur temennisiyle yola çıktık. Kısaca bu şekilde belirtmiş olayım. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, istikrarın başarıyı getirdiği zaten ispatlanmış, kanıtlanmış bir durum. İstikrarlı bir şekilde duruşunuzu bozmadan, safınızı oynatmadan, değiştirmeden çalışmalarınızın inşallah düşündüğünüz gibi sonuca gitmesini umut ederim. Şimdi siyasi geçmişiniz bildiğim kadarıyla Milli Görüş kökeniyle başladı ve devam etti. Evet. Bir tarihte yine bu Refah Partisi döneminde İzmir'de bir seçimler vardı. İl başkanı geldi, lakabı Atom Karınca. Dedi ki arkadaşlar dedi, biz dedi bulunduğumuz dedi ilde dedi birinci partiyiz. O zaman işte CHP, diğer bir sürü partiler var. Bunu nasıl açıklayacağım dedi. Dikkat edin dedi. CHP diyor ki biz birinci partiyiz, Refah Partisi ikinci parti. DYP geliyor diyor biz birinci partiyiz, Refah Partisi ikinci parti. Bütün partiler kendilerinin birinci parti olduğunu ve Refah Partisi'nin ikinci parti olduğunu söylüyorlardı. Bu da demek oluyor ki bakın birinci parti hep değişiyor, ikinci parti hep aynı duruyor. Ve o sene Refah Partisi büyük bir patlama yaptı, büyük bir başarı elde etti. Şimdi seçimler gündeme geldiğinden beri biraz takip ediyorum. Biz birinci parti, Saadet Partisi ikinci parti. Biz birinci parti, Saadet Partisi ikinci parti diye partiler böyle bir ifadelerde bulunuyorlar. Şimdi acaba diyorum yine tarih tekerrür mü edecek? Bu konuda sizin fikriniz ne Sayın Başkanım? Teşekkür ederim. Tabii öncelikle şunu ifade etmek isterim. Yani tarihin tekerrürü, işte çok vurgulanan başka bir mesaj 94 ruhu,
veya milli görüş belediyeciliği diye zihinlerde kalan o ruh, o hizmet anlayışı inşallah bugün bizim savunduğumuz, tabii 2024 yılında olmamız hasebiyle de bu geçen zaman içerisindeki gelişmişlikleri katarak 2024 yılı itibariyle hemşehrilerimize sunmak istediğimiz bir ruh. Sizin o İzmir tecrübenizden yola çıkarak bunun aynısının Sultanbeyli'de veya başka ilçelerde olması noktasında şunu ifade edeyim. Biz her seçimde, ki bu seçimde o seçimlerden bir tanesi, seçimi kazanmak adına çalışmalar yaparız. Seçimi kazanacakmış gibi gayret gösteririz. İmkanlarımız nispetinde bu mücadelenin sonucunda tek bir arzumuz var. Bizim bir yere gelmemizden önce ve öte insanlarımızın kazançlı çıkması. Nitekim bu seçimi de biz öyle görüyoruz. Yani mahalli seçimlere gidiyoruz. Çevremizde, ilçemizde 360 bin nüfus var. 360 bin nüfusun içerisinde her memleketten, her ırktan, her partiden birçok farklılıklarımız var bizim. Ama ben seçmenimize şunu çok açık yüreklilikle söylemek isterim. Gitmiş olduğumuz seçim mahalli seçim olduğu için bu ilçede yaşayan insanlar olarak biz ve hepimiz bu ilçenin kaldırımlarında, sokaklarında, okullarında, parklarında ne yaşıyorsak bunu hep beraber yaşıyoruz. İyi yaşadıklarımızı da beraber yaşıyoruz. Eksik yaşadıklarımızı da beraber yaşıyoruz. O nedenle ben bir defa bu akşam ve bundan sonraki yayın kaydını izleyecek hemşehrilerimize şunu çok açık ve samimiyetle vurguluyorum. Biz parti odaklı yaklaşmaktan önce bizim tek bir ortak noktamız var 360 bin kişiyle. AK Partilisiyle de, CHP'lisiyle de, MHP'lisiyle de, diğer partilileriyle de ortak noktamız Sultanbeyli. Dolayısıyla bu ortak noktayla alakalı biz derdimizle birlikte ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizi, yani dermanımızı vatandaşlarımıza anlatıyoruz, anlatacağız. O nedenle bugün bizi takip etme imkanı olanlardan bir ricam var. Tek ortak noktamız Sultanbeyli. O nedenle ben bugün ne ifade edeceksem, ne vaat edeceksem, ne soracaksanız bilmiyorum ama bunların cevabında tek bir ortak paydam olacak, tek bir ortak noktam olacak bu ilçe sakinlerine dair. O da Sultanbeyli. O nedenle biz Sultanbeyli ile alakalı dertli olduğumuzu düşünüyoruz. Bakın ben buraya raporlarla geldim. Bu raporlar bugüne ait değil. Yani bu son 4-5 yıl içerisinde bizim belli aralıklarla yayınladığımız raporlar bunlar. Bu derdi biz bugün seçim var diye taşıyor değiliz. 5 yılda bir, 1,5 aylığına Sultanbeyli'ye gelip Sultanbeyli'nin derdini dertleniyormuş nidasıyla seçim propagandası yapan insanlar değiliz. Biz bu ilçenin derdini yüreğinde taşıyan ve bugün de bir seçim olması hasebiyle bu ilçeyi yaşanılabilir kılmak adına başka bir Sultanbeyli'nin mümkün olduğu iddiasıyla mücadele ediyoruz, edeceğiz. O nedenle tekrar ifade edeyim. Bugün izleyenler ve sonra izleyecek olanlar lütfen onlarla tek bir ortak noktamız olduğunu unutmasınlar. O da Sultanbeyli. Bizi öyle dinlesinler lütfen. Evet. Ondan önce Sayın Başkan, bir de şöyle bir şeyi daha belirtelim. Sorunlara veya çözümlere girmeden önce. Şimdi seçmenlerin ayırt etmesi gereken konulardan bir tanesi de benim düşüncem. Bunu tabii siz daha güzel telaffuz edip açıklayabilirsiniz. Seçmenlerin genel seçimlerle yerel seçimlerin arasındaki farkı hangi gözle bakıp adaylara veya partilere oy verirken hangi kriterlere dikkat etmesi gerektiği konuları da kısaca belirtirsek, çünkü konularımız çok. Evet. Şimdi genel seçimlerde nelere dikkat etmesi bölümünden ziyade onu kısaca söyleyip mahalli seçimlerde dikkat edilmesi gereken konuları biraz daha böyle açıklayarak anlatabilirsek faydalı olacağını düşünüyorum izleyicilerimize. Buyurun. Tabii bir genel seçimde neye oy veriyoruz? Cumhurbaşkanına ve milletvekiline oy veriyoruz. Dolayısıyla partilerin genel söylemleri, parti programları ve ortaya koyduğu eylemleri, tavırları bu noktada dikkate alınırken yapılacak okumayla mahalli seçimlerde bu böyle değil. Yani biz bugün milletvekili de seçmiyoruz, cumhurbaşkanı da seçmiyoruz, devlet ricaline herhangi bir yetkili de seçmiyoruz. Yaşamış olduğumuz ilçeye, yaşamış olduğumuz yerlerde
O yeri yönetmek adına belediye başkanı seçiyoruz. Burada siyasi partiler adaylar açısından bir araç. Yani netice itibariyle particilikle bir tercihte bulunmanın Sultanbeyli özelinde baktığımızda, dönüp geriye yorumladığımızda sonuçlarını bu ilçe insanımız bilebiliyor, görüyor, gördü. Geleceğimizi şekillendirecek liderleri tanımaya hazır mısınız? Büyükşehir belediye başkan adaylarından muhtar adaylarına, sivil toplum kuruluşları başkan adaylarına kadar yerel yönetimlerin nabzını tutan Vizyondan Aksiyona Aday Tanıtım Platformu Başkanım Ol, Türkiye'nin yarınlarına yön verecek liderleri sizinle buluşturuyor. Baskanimol.com. Sultan, lafını böleyim de bizim bir arkadaşımız vardı, yaşlandık kelimesine tecrübe kazandık derdi. Şimdi o pencereden bakalım istersen. O da tecrübe kazandı. O da haklı bir bakış açısı ama işte bir taraftan da yaşlandık gerçeğine bir kılıf bulmak oluyor muhtemelen. Ama tecrübe kazandık diyelim. Ama tabii biz bir 5 yılı ömrümüzden geçirmiş olduk. Sultanbeyli de bir 5 yılı geçirmiş oldu. Baktığımızda bu 5 yıllık serüven açısından bugün gelmiş olduğumuz noktada tabii seçmenimiz de şunu görebiliyorum. Yani 5 yıl önceki seçmen daha böyle partizanca olaylara bakıyordu. Bugün seçmen yaşamış olduklarıyla alakalı biraz daha arayış içerisinde, bunu görebiliyorum. Ama şunu ifade edeyim. Benim en büyük korkum, 2019'da da birçok projeyi dile getirmiştim ama ilk projem kentsel dönüşümdü. Bu 5 yılı kaybederken veya bu 5 yıl geçerken yapılan hayırlı hizmetler illaki ilçemize oldu. Bu noktada emeği geçen herkeslere de şükranlarımızı sunuyoruz. Ama eksik kaldığımız taraflardan bir tanesi kentsel dönüşüm. Allah korusun, bir İstanbul depremi gündemi var. Bu gündeme bağlı kalarak olmaması duamız arzumuz ama olması durumunda Sultanbeyli olarak maalesef özellikle bu süreçle alakalı bir 5 yılı kaybettiğimizi çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. Depremde demişken 11 ilimizde yaşanan bir deprem vardı. Geçtiğimiz haftalarda yıl dönümü. Orada ebediyete uğurladığımız, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tamam. Cenab-ı Allah ülkemizi böyle felaketlerden muhafaza eylesin. Evet Sayın Başkan, şimdi deprem derken depremden yürüyelim. Sultanbeyli'nin zemini hakkında mutlaka araştırmalar yapmışsınızdır. Ve zemin çok katlı binalara müsaade etmeyecek, az katlı bina yapılmasını öngörecek şekilde de analizler oluşturulmuş. Bu konuda sizce, yani depremle ilgili çalışmalarınızı sunacaksınız da, Bu pencereden hiç bakıldı mı? Yani ilk suistimal, zaten bu analizler yapılmış, çok katlı bina olmaması gerekirken birinci adımdan bunu çiğneyerek yürüdük, ondan sonra diğer maddelere zaten gelemedik diye bir öngörünüz mü var? Yoksa zaten buna uyuldu da ama yine de şunlar yapılması gerekir diye mi? Böyle girelim konumuza isterseniz. Şimdi şöyle ifade edeyim. Böyle az geçmiş. Bunu da şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu Sultanbeyli'nin en büyük sorunlarından birisinin mülkiyet sorunu olduğunu bütün toplantılarda da dile getiriliyor. Onunla da onun bir bağlantısı varsa ikisini beraber de peki, açıklayabilirsiniz hocam. Şimdi buyurun. Şöyle ifade edeyim. Şimdi birincisi, şu elimdeki rapor 2019 yılında tarafımızca hazırlanan, içerisinde hem mülkiyet hem de kentsel dönüşüm vurgusunun olduğu bir rapor. Bu raporla alakalı biz o yıllarda hem Sultanbeyli'deki yetkililere hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililerle muhalefetin İBB'deki grup, meclisteki grup başkan vekilleriyle Sultanbeyli'de bizim bir heyetimiz görüşmeler yaptı. Ben de Sultanbeyli Belediyesi yetkilileriyle bizzat davet üzere görüşmeler yapmıştım. 2019 yılında biz bu görüşmelerde bir şeyi çok net söyledik. Gerçekten ortak noktamız Sultanbeyli söylemini de aslında güçlendiren tavırlar o gün ortaya koyduk. O tavır şuydu: Sultanbeyli'de yaşanan problemlerin
mülkiyet problemi ki bu aşıldı, bu konuda emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Tabii ki teknik detaylar ve bazı satır aralarında eksiklik olsa da ama genel hatlarıyla bu sorunun çözüldüğünü görüyoruz ve bu konuda emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Ancak 2019'daki raporda çok detayına girmeyeceğim. İki tane önemli vurgumuz var. Bir, Sultanbeyli'deki donat alanlarıyla alakalı, çok ciddi mağduriyetler olduğunu hem ilçe belediyesine hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne biz ifade ettik. Şimdi bugün adaylardan bazıları işte biz Sultanbeyli'yi kazandığımızda ki parti ismi de vereceğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sultanbeyli'yi kazandığımızda donatı alanlarıyla alakalı vaatler ve kentsel dönüşümle alakalı vaatler verdiğini görüyorum. Tabii ki siyasetçiler vaatler verecektir. Bu vaatleri gerçekleştirmek için bir mücadele ortaya koyacaktır. Ama işin temelinde bir gerçeklik ve hakikat olması zorunludur. Yani ben her ağzıma geleni inanın söyleyemem. Bakın ben buraya proje ekibimizle toplantıdan geliyorum. Proje ekibimizin içerisinde uzman arkadaşlarımız da var. Bu işlere çok vakıf. İnşallah çok güzel projeler hazırlıyoruz. Şuna bütün kalbimle söylüyorum. Proje ekibimizle yaptığımız her çalışmada ve her ifade edeceğimiz projenin maliyetlendirmesini istiyorum ben. Maliyetlendirmeyi niye istiyorum? Sultanbeyli Belediyesi'nin bir bütçesi var. Bu bütçe 2024 yılında 3,5 milyar TL. Ben vaat ettiğim birinci yılda yapmayı vaat ettiğim projeleri gerçekleştirebilip gerçekleştiremeyeceğime bütün detaylarıyla kendim inanmak istiyorum ki sonra bunu vaat olarak ortaya koyayım. Şimdi biz 2019'da hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem ilçe belediyesine çağrılarda bulunduk. Donatı alanlarıyla alakalı ve kentsel dönüşümle alakalı. Mesela burada Adabazı'ndaki dönüşümlerin teşvikinden bahsettik. Bununla alakalı ne ilçe belediyemiz ne de Büyükşehir Belediyemiz maalesef duyarsız kaldı. Hiçbir adım atmadılar. Ben bu soruyu bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla yani bir yıl öncesi kadar denk geldiğimiz bir toplantıda da kendilerine sordum. Netice itibariyle Sultanbeyli insanı bu kentsel dönüşümle yüzleşmek zorunda ve bunun bu ilçeye yapılması gerekiyor. Ve bunu kamu eliyle, devlet eliyle yapmak lazım. Yapmadık. Sonrasında elimizde bir depremi önceleyen, depremle alakalı verilerin olduğu rapor var. Bu rapora baktığımızda ise sizin sorunuza geleceğim. Tabii Sultanbeyli İSKİ Havzası'nda. Şimdi ben belediye başkan adayı olarak yani duyduğum kadarıyla yapan arkadaşlar var. Tabii onlar niye yapıyor bilemiyorum ama şöyle bir noktadan olaya yaklaşmayı doğru bulmuyorum. Biz geldiğimizde imar oranlarını artıracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız. Bakın ayakları yere basan söylemleri söylenmesini herkese tavsiye ediyorum. Söylemeyenlerin de neyin ayakları yere basan hangi söylemleri olmadığını da bundan sonraki ortamlarda da dile getireceğim. Şimdi Sultanbeyli'de en büyük avantajımız şu. Eğer belediye eliyle bir kentsel dönüşüme niyet edilirse belediyemizin bütçesi 3,5 milyar TL. Bu bütçeden bir kaynak ayırmak suretiyle ki biz bunu bu şekilde yapacağız. Belediyenin bir iştirakiyle, bir şirketiyle Sultanbeyli adabazlı dönüşümü yapacağız. Nasıl yapacağız? Sultanbeyli'deki yine rapora dayalı ben bu bilgiyi vereyim. Diğer arkadaşlarımız da bundan istifade etsinler. Sultanbeyli'deki binalarımızın 30.328 adet binamızın kat ortalaması 1 ile 4 kat arası. Yani bu bizim için bir fırsat. İnsanlarımızı mağdur etmeden kaç dairesi varsa aynı adetince daire alabileceği bir dönüşümü sağlamak adına 4 kat ortalaması ideal bir ortalama. Eğer adabazlı bir dönüşümü yapmaya kalkarsanız hak sahiplerinin mağdur olmayacağı, yine bu dönüşümü yaptığınız zaman içerisinde yeşil alanı, park alanı, otopark alanı gibi sosyal alanlarında var olacağı, şehrin yeniden yapılandırılması bizim en öncelikli meselemiz. Dolayısıyla bugüne kadar adım atması gerekenler adım atmadı. Yani Büyükşehir Belediyesi, hükümet tarafı ve ilçe belediyesi tarafı açısından söylüyorum. Ama biz şunu çok açık ve net vaat ediyorum. Hiçbir göz boyacı bir söylemimiz olmayacak. Yani ayakları yere basmayan hiçbir projemiz de olmayacak. Ama bendenizin bu ilçe insanına söyleyeceği, kalbimden geçen ve hayalim olan en önemli şey başka bir Sultanbeyli'yi mümkün kılmak. Kentsel dönüşüm sürecini adabazlı uygulayıp
İlçemizin yeniden şehir planlayıcıları tarafından planlanarak bütün teknik detaylarıyla, yani yeşil alanı, park alanı, otoparkı vesairesi planlanarak yeniden inşası, evet, bizim en önemli vaadimiz. İnşallah bu da 31 Mart itibariyle yönetim bize nasip olursa hayata geçireceğimiz ilk ve en önemli projemiz. Şimdi Sayın Başkan, bahsettiğiniz konu katıldığım bir sürü toplantılarda dile getirildi. Siz de gündemden bunu takip ediyorsunuz. Bu arada kıymetli izleyiciler, programımızın içerisinde isim vererek de konuşabiliyoruz. İlgili arkadaşlar istediği zaman kanalımıza bildiri yapıp program yapabilir, cevap hakkını kullanabilir. Mümkünse o cevap hakkını beraber de kullanabiliriz yani. Özellikle kabul ederlerse. Son zamanlarda zaten bu tartışma programları yok uzun zamandır. Çünkü insanlar belli, bilmiyorum artık yani. İnşallah olur diyelim de İnşallah. O detaya girmeyelim. Ama ben o daveti yapmışım. Buradan da evet, bizim de kapımız açık. Herkesle siyasi değil, insani olarak bütün konulara değinebileceğiz. Sayın Başkan, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu anlattığınız konularda bunu bütün yıllardır bütün adaylarımız, bundan öncekiler, ondan öncekiler, iktidardaki adaylar hepsi anlatıyor. Şimdi sizce ilgili makamlar, İBB olsun, ilçe belediyesi, ilçe belediyesi olsun, işte iktidar olsun, bunları yapmamalarının sebebi sizce kısaca ne? Yani fark mı edemediler, proje mi üretemediler, bütçe mi yoktu, ilgi alanlarına mı girmedi? Yani herkesin hassas noktası bu. Seçmen de bunu biliyor. Şimdi bu insanlar neden bunları yapmadılar ve tekrar iktidar olabilmek için veya tekrar seçimi kazanabilmek için neler söylediler? Bu konuda bir bilginiz varsa yani bunu aydınlatmak zorundayız ki aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamayalım diye. Şöyle bir şeydir. Bilmiyorum, belki denk gelmişsinizdir siz. Ya biz bunu aslında çok istiyorduk. Doğru. Ama şu nedenlerden dolayı yapamadık. Ben hiç duymadım da. Siz duyduysanız, bunu açıklarsanız, vatandaşlarımız da duysun, ikna olursa doğru bildiği yoldan, inandığı kişiler taraf yani üzerinden yürüsün. İkna edici değilse, doğru bulmuyorsa da bu sefer alternatif düşünsün. Yani ben kendilerinden açıkçası beni mutmain edecek bir gerekçe duymadım. Bu tabii biraz şöyle bir şey. Bir insan check-up'a gittiğinde genel bir muayene taramasına maruz kaldığında doktor muayene taramasından sonra kendisinin raporlarını paylaşır. Bu raporlar paylaşırken örneğin kalbin damarında işte %90 tıkanıklılık çıkabilir, çıktığını farz edelim. Hani anlaşılsın diye böyle bir örneklendirme de yapmak isterim. İşte baş ağrısı vardır, migreni vardır, bel fıtığı vardır gibi 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 gibi. Bu check-up sonrasında problemleri doktor sıralar. Doktor sıralayınca hasta eğer kalpteki damar problemini çözmeden, ya ben şu migren problemimi çözeyim veya fıtık problemimi çözeyim derse burada bir terslik var. Belki bizim yaklaşımımızla, okumamızla, tespitimizle, ki biz Sultanbeyli'de sorunların tespitiyle alakalı kamuoyu araştırması yaptık. Bu konuda çok hazırlıklıyız. Şu anda hangi mahallemizin, yani ilçe bazlı yaptık, ayrıyeten hangi mahallemizin hangi konularla alakalı, sorunlarla alakalı beklentileri var. 15 mahallemizin raporu elimizde. Bunların hepsini zamanı geldikçe de paylaşacağız. Şu an elimizde elhamdülillah bunu görebiliyoruz. Yani Mimar Sinan'daki ile Necip Fazıl'daki hemşehrilerimizin beklentilerinin ne olduğunu biliyoruz. Bu denkleme göre biz bu problemi önceledik. Biz bu problemi öncelerken bu problemi öncelemeyen yöneticilerin de öncelenmesi için çalışmalar yaptık. İşte bu rapordan örneğin bahsediyorum. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da her yıl 2000 konut İstanbul'da
dönüşüm vaadi var kentsel dönüşümle alakalı. Bu 5 yılda 10 bin konut yapar ve Sultanbeyli'de buradan payını alması gerekiyordu. Sultanbeyli'de hiç yok. Veya hükümet tarafına baktığınızda TOKİ'nin Sultanbeyli ile alakalı komşu ilçelerimizde yaptığının bir örneğini buraya yapmasının önünde hiçbir engel yokken bir atılım yok. İlçe belediyeleri bazı ilçelerde AK Partili de dahil, AK Partili olmayan da dahil ilçe belediyeleri organizasyonuyla, çünkü belediyelerin bütçesi gerçekten çok güçlü. Siz hibe olarak değil ama bir şirketinize bir kaynak ayırırsanız, yani bir tasarruf ederek bir kaynak ayırırsanız bu alanda çok ciddi atılımlar yapma imkanınız mevcut. Yapılmadı. Sayın Başkanım, şuraya gireyim demin hemen konunun üzerinde olduğu için. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı bu vaadi verdiği zaman Sultanbeyli'de hiç yok dediniz ya. Yani komple İstanbul'da mı hiç yok? Hayır, yapılan ilçeler var. Var. Ha, şimdi onu diyeceğim şimdi. Tabii. Eğer diyelim ki kaç bin dediniz? Diyelim ki yıllık 2000 taahhüt edilmişti. 10 bin konut yapılacak. Diyelim ki vaat edilen olmadı da 5000 konut yapıldı. Ya bu 5000 konuttan Sultanbeyli'ye sıfır olması, bunun sebebini Büyükşehir Belediyesi'nin Sultanbeyli'ye ilgisizliği olarak mı algılıyorsunuz? Yoksa Sultanbeyli Belediyesi'nin başarısızlığı ya da orada istediği etkiyi yapamaması ya da iletişimi kuramaması olarak mı algılıyorsunuz? Yani varsa, isterse 1000 olsun, fark etmez. 1000 olur, 1 düşer, 5000 olur, 5 düşer. Hiç yoksa bunun bir sebebi vardır. Sizce bu sebep ne olabilir? Biz temasa geçtiğimizde hem siyasi parti tarafıyla, o zamanki tabii mevkidaşlarımızla, hem de yetkililerle Sultanbeyli'de Kiptaş'ın yer tahsisi yapıp dönüşüm yapmasından bize bahsettiler. Fakat Eyüp Sultan'da Kiptaş aynı müteahhit mantığıyla oradaki mülk sahipleriyle kat karşılığında bir dönüşüm yaptığını da biliyoruz. Ha, buraya gelmemelerinin nedeni İstanbul Belediyesi'ndeki yetkililerin, yani Kiptaş'taki yetkililerin burayı öncelememesi olabilir. Burayla alakalı ilçe belediyesinin diplomatik temastaki durumlarını bilmiyorum tabii. Yani hangi tarafın eksikliği var, hangi tarafın fazlası var onu bilemiyorum. Bu olabilir ama ez cümle ben sonuca bakıyorum. Yani nedir sonuç? Ya bir kişi kış şartlarında kısa kolla dışarıya çıktığında soğuğu kapar. Bu hakikat. Soğuk kaptıktan sonra, yani Sultanbeyli alması gerekeni bu noktada almadıktan sonra benim için ondan kaynaklı, bundan kaynaklı yok. Ben şöyle bir şey çıkıyor. Sayın Belediye Başkanı'na özür dilerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu soruyu bizzat sordum. Yani Kiptaş'ın Sultanbeyli'ye gelmesi gerektiğini, halen gelmediğini, neden gelmediğini, ki bu ortamda başka ilçe başkanı mevkidaş arkadaşlarımız da vardı. Kendilerine bunu ifade ettiğimde kendileri Kiptaş müdürünü davet edip konuyla alakalı bizim meramımızı kendilerine aktardı. Kiptaş müdürüne bu konuyla ilgilenin, Sultanbeyli'yi önemseyin de dedi. Ama ondan sonra Kiptaş müdürüyle, yani o ortamdan ayrıldıktan sonra bize, ya kardeşim böyle bir şey dediniz, böyle bir derdiniz var, bir şeyler hazırlıyorsunuz, nedir bu, nasıl yapabiliriz diyen olmadı. O nedenle Sultanbeyli bu noktada Maalesef 3 kurumdan da, yani hükümet tarafından, ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ni kastederek söylüyorum kurum diye, hakkı olanı alamadı. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi şu Sayın Başkan. Şimdi sorunu tespit edemezseniz çözümü bulma şansınız yok. Şimdi bu bahsettiğim konuyu isterseniz notlarınızı alabilirsiniz. Eğer bu sorunun nereden kaynaklandığını bilmiyorsanız, sizin vaatlerinizin de dayanıklılığının nereye dayandığını hesaplayamayabiliriz. Bu konuda, yani sorundan kastınız bu olmadıysa neden oldu? Yani şimdi yani bunu ya araştırıp bulmak lazım ya da tespit. Eğer Büyükşehir söyledi bunu da Kiptaş Sümenaltı yaptıysa, belediye başkanının hatası yok, Kiptaş yönetiminde sıkıntı var, orayı araştırmamız lazım. Ya hükümet ama yetki verdi de. Kiptaş müdürünü kim tayin ediyor? İşte onu anlatacağım şimdi. Kurumlar ya, içerisinde de bazen dengesizlik olabiliyor. Evet. Yani kurum içerisinde şu anda, hele günümüzün siyasetinde en büyük sıkıntı bu. Kurumlar içerisinde de kopukluk var.
takipsizlik var. O onu söylüyor, öbürü başka bir şey söylüyor, öbürü öbürünü algılamıyor, işini takip etmiyor. Evet. Burada eğer ilçe belediyemizin takipsizliğinden kaynaklanıyorsa, o zaman diyebilirsin ki biz işte gücümüz buna yetecek. Ben şuraya gelmeye çalışıyorum. Biraz önce bahsettiğiniz vaatler sinsilesi var ya. Şimdi bu vaatler sinsilesini yaparken niyet. Niyet ediyor, gönül arzu ediyor. Ama bunu belki de şu anki belediye başkanı da veya da 5 yıl süreyle başkanlık yapan belediye başkanı da bu niyeti taşıyordur. Ama neden yapamadı? Neden bunu gerçekleştiremedi? Bunları tespit edemezsek, nereden kaynaklandığını bulamazsak, belediye başkanının orada bunu yapabilecek gücü yoksa, gücü yetmiyorsa ve bununla ilgili de nasıl bir çalışma yapacağı yol haritasını tespit edemiyorsa ki sosyal baskı oluşturamıyorsa, demek ki örnek veriyorum, siz de gelseniz bunu yapamayacaksınız o zaman. Şöyle ifade edeyim. Birincisi sorunların, yani vaat edilen, daha doğrusu seçmene vaat edilen konuların gerçekleştirilmemesinin perde arkasında ne yattığıyla şöyle ilgilenecek bir durumda değilim. Netice itibariyle bunu muhatapları cevaplandıracak. Bugün gelmiş olduğumuz noktada ise ben bu sorunların çözümüne dair önümüze bir seçim geldiğini, bu seçimde ilçe sakinlerimiz Sultanbeyli'de bizi bu göreve layık görürse kendi yapabileceklerimizi ifade ediyorum. Yani şimdi soru çok basit. İstanbul'un bazı ilçelerinde ilçe belediyesi kentsel dönüşüm yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Demek ki bu yapılabilir. İstanbul'un bazı ilçelerinde toplu konut idaresi TOKİ büyük projeler kentsel dönüşüm adı altında yapıyor mu? Yapılıyor. Demek ki burada da yapılabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işte yanı başımızda Tuzla'da, bir örnekte isim de telaffuz edeyim. Kiptaş üzerinden kentsel dönüşüm projesi yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Demek ki Sultanbeyli'de yapılabilir. Yapmamalarının nedeni nedir? Bu onların cevap vereceği ya bir şöyle konu. Şöyle algılayacağız o zaman. Yani şu anki ilçe belediye yönetim kadrosunun, yani kişisel olarak ele almıyorum, çalışma olarak pasifliğinden. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsanız, ben Sultanbeyli Belediyesi olsam, iki parti olarak söylüyorum, zıt olmamız hasebiyle stratejik olarak Sultanbeyli Belediyesi'ne yatırımı önceler misiniz, öncelemez misiniz? Seçmeni kendinize konsolide etmek açısından soruyorum. Ya normal olarak öncelemesi lazım. Bitti. Lakin farz et ki öncelemedi. Tamam, burada da bana top geliyor. Evet, İlçe belediyesi olarak ben sizin öncelemediğiniz sorunlara karşı sizi harekete geçirmekten önce kendim bir şeyler yapmam gerekiyor mu? Gerekiyor. Yaptım mı? Yapmadım. Siz de yapmadınız, ben de yapmadım yani. Kaybeden kim? Vatandaş. Sultan Bey'in. Peki, Sultan Bey'in. Burada şimdi şöyle bir sorun çıkıyor. Sorun demeyelim de buna bir... Sonuç. Yok, olmalı mı olmamalı mı tam olarak bilmediğim için şimdi biraz da böyle ben Avrupa'yı bir mantıkla bakıyorum olaylara. Evet. O dedikleriniz zaten tamamen ters düşüyor ama. Şimdi farz edelim ki Büyükşehir Belediyesi'nden Sultanbeyli'nin alması gereken bir hak var. Evet. Yani buraya 500 tane bina yapılıyorsa bir tane buradan kentsel dönüşümden gittiğimiz veya işte yüzde bilmem kaç bir şey yapılıyorsa %5, %1 de burada olması lazım. Evet. Bu gerçekleşmiyor. Siz bu bölüm siz başkan olduğunuz zaman da size lazım olacak bir bölüm. Belki de aynı olaylarla karşılaşacaksınız. Ha ben şuna öyle bir ihtimal öngörmüyorum. Şöyle bir kanaat getiriyorum ben. Ha, ben de görmüyorum da. Şöyle yok yani biz ilçe belediyesi olarak burada ada bazlı dönüşümü vaat ederken kendi kaynaklarımızla vaat ediyoruz. Hem belediyenin yapacağı hem de belediyenin garantör olacağı. Şimdi biz Sultanbeyli'de bir tane örnek ada bazlı proje yapalım. Emin olun TOKİ'de Sultanbeyli'ye proje yapmaya başlayacak. Kiptaş'ta Sultanbeyli'ye proje yapmaya başlayacak. Tabii şimdi oraya geldik. Yani rekabet başarı da Sultanbeyli'ye hizmeti getirecek. Eyvallah. Şimdi genel olarak bir algı oluşturmaya çalışıyorum ben. Ondan sonra detaylar zaten hep konuşulan şeyler olduğu için. Evet. Zaten yani her projeyi anlatmak bir program. Fakat diyelim ki böyle bir sıkıntı oluştu. Bir sosyal platform denen bir şey var. Yani bu insanlar, bu nüfus buradan genel havuzdan bir şeyler alma hakkı var. Varsa, ki var deniliyor bütçeler açıklandığı zaman. Varsa, bu verilmiyorsa bunu alıp, ya burada bir farkındalık oluşturabilmek için bir sosyal
hareketlilik, sosyal bir farkındalık oluşturma çalışmaları, yani düşüncelerin yaptırım olarak söylüyorum. Var mı? Ya da olabilir mi? Olsa nasıl olur? Yani düşüncelerinizin arasında böyle. Şöyle, ben tabii kentsel dönüşüm başlığını konuştuğumuz için. Yo, anladım. Söyleyeyim. Çok buyurun, iyi anladım. Buyurun. Yani harekete geçmesi gereken mekanizmayı harekete nasıl geçirebiliriz kısmını özellikle irdelediniz. Halkı da projelere ve sorunlara dahil etmek. Eyvallah. Çünkü halkımız çok duyarlı olduğunu düşünelim. Hep konuşuyor. Seçim bittiği günün ertesi günü başlıyor. Öbür seçime kadar konuşuyor. Ama bunlara desek ki gelin kardeşim şöyle bir hakkımız var, alamıyoruz. Gelin bunun için şöyle bir çalışma yapmamız lazım. Bir farkındalık oluşturmamız lazım dediğimiz zaman vatandaşlar buna gerçek manada, yani konuşmanın dışında da söylemle eylem olabilir mi, olamaz mı? Bu konudaki fikrinizi alalım. Şöyle, şimdi kentsel dönüşümü konuştuğumuz için kentsel dönüşümün dışında, yani ben şu noktada çok netim. Benim işim hakikatle. Yani hakikat kim tarafından iyi, kim tarafından kötü ortaya konursa, kim olduğuna bakmaksızın bunu eleştirmek veya hakikatin iyi tarafını dile getirmek benim görevim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sultanbeyli'ye hiçbir şey yapmadı demiyorum. Kentsel dönüşümü konuştuğumuzda işin bu tarafındaki aksaklığı dile getiriyorum. Tabii ki yaptıkları hizmetler var. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama yapılan hizmetlerin, yapılan iyi işlerin, yani metroyu seçimden önce açmayı vaat ediyordular. Yetişmedi. Yıl sonuna işte ertelendi. Yani bu hizmetin de bu ilçeye kazandırılması, gecikmeli de olsa kazandır. Bunlar kıymetli şeyler. Bir tane daha olumlu bir hizmetiniz. Yani örnek veriyorum. Bu tabii ülkenin genel problemleriyle alakalı ama açılan kreşleri de ben kıymetli buluyorum ki 2019'da benim vaatlerimdi. Yani her mahalleye bir tane kreş açmayı biz vaat olarak 2019'da dile getirmiştik. Yani bu çoğaltılabilir. İlçe belediyesinin de sayabilirim. Eksik tarafını da dile getirebilirim. Bu noktada bir derdim yok. Benim burada anlatmak istediğim işin sonunda bizim Sultanbeyli olarak benim en öncelikli meselelerden birincisi veya bir tanesi olarak gördüğüm kentsel dönüşüm tarafı. Bizim dönüşüm ihtiyacı olan Sultanbeyli'mizdeki yapı stoğumuzu baz aldığımızda, bakın bunları da ifade edeyim müsaade buyurursanız. Buyurun. 22.817 binamız 1980 ve 2000 yıllar arasında yapılmış. Evet. Yani 28.000 bina 99 depremi öncesinde yapılan yapılar. Dolayısıyla bunları bir defa esas aldığımızda, ki 2000 sonrasına hiç gelmiyorum. Bunları bir defa esas aldığımızda bizim meselemiz kentsel dönüşümse, benim öncelikli meselem bu meseleyle alakalı, çok da geçmişe de takılmamakla birlikte son 5 yılı baz aldığımızda ilçemiz bu noktada bir kamu gücüyle, çünkü orada ciddi bir rakamlar var, ciddi kaynaklar var, hak ettiğini alamadı. Hak ettiğini alamadı. Önümüzdeki döneme gelince de ben kim hak ettiğini niye vermediden ziyade ben ne verebileceğimi, evet, anlatmak üzere buradayım yani. Bu konuyla ilgili bir istatistik, bu internette de olan bir istatistik okuyorum hocam. Sultanbeyli'de en önemli sorunun mülkiyet sorunu olduğu anlaşılmıştır. Yoksulluk ve ekonomik sorunlar bunu takip etmektedir. Bu sorunların aşılması halinde Sultanbeyli İstanbul'un en gözde yerlerinden biri olmaya adaydır. İstatistik. Doğru. Sultanbeyli halkı sosyal belediyecilik uygulamalarında bazı sorunlarla karşılaşmakta. Belediyenin değişime ve gelişime ayak uyduramamasından dolayı genel olarak memnuniyetsizlik. İlçe insanımızda, evet. Evet, diyelim. Bu bölümü, bu bir tespit yani, evet, tespite bunu, katılıyorum. Bunu evet, bu araştırmalarda, kamuoyu yoklamalarında ortaya çıkan Sultanbeyli'nin bir avantajı daha var hocam. Yine dikkatimi çekti araştırma yaparken. Nüfus oranı, erkek nüfus oranıyla kadın nüfus oranı aşağı yukarı eşit. %50-50 gibi. Aynen. Yani 49'a 51. Aynen. Evet. Bu da aslında bence büyük bir avantaj. Evet. Sultanbeyli'nin en büyük güzelliği ne biliyor musunuz? Bakın bunu kalben söylüyorum. Anadolu'nun bir özetiyiz. Yani hala bu geçmişe baktığımızda kaybetmememiz gereken meziyetlerimiz Sultanbeyli'de yaşatılıyor.
Dolayısıyla biz Sultanbeyli insanını Anadolu'nun bir özeti olarak görüyoruz. Ve konum itibariyle de yani İstanbul'un en kıymetli konumuna sahibiz. İki tarafımız ormanla çevrili, yan tarafımızda efendim havaalanı var gibi çok böyle bulunmuş olduğumuz konum itibariyle de insanı itibariyle de bizim için çok özel bir ilçe. O nedenle biz Sultanbeyli'yi seviyoruz. Sultanbeyli'ye dair insanımızdan bir dönem, yani en azından deneme açısından bile olsa söylüyorum ki Allah'ın izniyle onların başını öne eğecek, onları pişman edecek. Hiçbir işe kalkışmayacağız. Bu konuda kendimize güveniyoruz, kadromuza güveniyoruz. Yani bir meclis üyesi listemiz var. İçinde donanımlı arkadaşlarımız, çok donanımlı arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte Sultanbeyli'yi yaşanılabilir bir ilçe haline getirmeye kararlıyız. İstediğimiz şey insanlardan bize inanmaları, bizi sevmelerini, yani bir vurgulama ihtiyacı duymuyorum. Çünkü elini sıktığımız ve bizi tanıyan herkesin o sevgisini hem kalben hem gözlerinden hem de sözlerinden hissediyor, duyuyoruz. Bundan yana da ben de aynı kalben ve sözle şunu ifade edebilirim. Gerçekten bu ilçeyi seviyoruz. Bu ilçe insanının İstanbul'daki birçok ilçedeki temel baktığınız zaman belediye hizmetleri açısından şimdi bir örnek vermek isterim. Pendik'te, Sancaktepe'de bir mahallede bir tane yüzme havuzu ve benzeri tesis var. Sultanbeyli'de 15 mahallede bir tane var. Dolayısıyla bunların ortadan kalkması için kaynakların bize göre israf kalemi olarak gördüğümüz alanlara değil, ihtiyaç kalemi olarak gördüğümüz ve bu ilçe insanına dokunacak alanlarda kullanılması kaçınılmaz. Biz yetkiyi alabilirsek bunun da nasıl olduğunu inşallah göstereceğiz. Sayın Başkan, şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Siz bu projeleri yaparken bunların bütçelerini de çıkarttırıyorum demiştiniz. Tabii, ya. Evet. Şu anda toplu bu ihtiyaç bütçesi var mı size? Aklınızda ya da hatırlarınızda. Şöyle var. Biz kentsel dönüşümle alakalı ilçe belediyesinin bütçesi 3,5 milyar TL. Bu bütçenin %15'ini, her dönemde bunu yapacağız. Bütçenin %15'ini belediyemizin şirketi üzerinden, Aydos AŞ üzerinden oraya kaynak aktarmak suretiyle bunu ilçedeki ada bazlı dönüşüme kullanmak üzere. Biz bunu hibe etmeyeceğiz netice itibariyle. Aslında soracağım şöyle. Yani oradaki çıkan rakamla belediyenin bütçesi arasında makas var mı? Yani yoksa belediyenin bütçesi... Bizim hedeflerimiz... Evet, sizin projelerinizin bedeli, örnek veriyorum, 5 milyarsa, buradaki de 3 milyarsa... Şöyle... Böyle bir şey var mı? Ve evet. Soru, bir de bu açığı varsa, bu açığı nasıl kapatma? Yani bunun yani gelir getirici bir projeleriniz var mı? Eksik gördüğünüz, kaçak gördüğünüz, açık gördüğünüz gelirler var da bunlarla bunu kapatıp telafi edeceğiz ya da ek olarak buna benzer gelirler elde edip bu projeleri, çünkü yoksa sadece belediyenin açıklanan bütçesini organize etme üzerine mi projelerinizi hazırladınız? Buyurun. Şöyle, Sultanbeyli Belediyesi'nin bütçesi 3,5 milyar TL. Bu bütçe içerisinde harcama kalemleri var. Yani 2024 yılı için söylüyorum. Örneğin destek hizmetleri müdürü 2023 yılında 193 milyonluk bir bütçeyle çalışmışken 2024 yılında 609 milyonluk bir bütçeyle çalışacak. 3 katı bir artış var. Bunun yanında bir sürü müdürlük var. Yani bende bu veriler var. Çok buraya boğmak istemiyorum. Çünkü ben aslında soruyu anlamadım. Anladım. Şuraya geleceğim. Buyurun. Evet. Bu bütçe içerisinde bütçe yönetiminizi doğru kurgulamak isterseniz, öncelediğiniz meselelerde farklılıklar varsa, mesela 2024 yılında Sultanbeyli Belediyesi'nin basın yayın müdürlüğüne ayırdığı para 60 milyon TL. Örnek olarak söylüyorum. Bu kaynak doğru mu yönetiliyor, doğru mu yönetilmiyor? Basın mensubusunuz ve sizin aracınıza bütün... O zaman şunu anlayacağız. Yani diyorsunuz ki... Kaynağı doğru yönetmekten bahsediyorum. Tamam. Ortada bir kaynak var. Bu kaynağın önceliği hangi ihtiyaçlara ise, işte kentsel dönüşüm, bütçenin %15'ini biz kentsel dönüşümde kullanacağız. 500 milyon TL'den bahsediyorum. Cevabı şöyle alabilir miyiz? Var olan bütçeyi planlayarak bu projeleri gerçekleştireceğiz mi demek evet. istiyorsun?
Yani ek bir bütçe oluşturabilecek. Ek bir bütçe çalışma. Oluşturma önceliğiniz şöyle yok. Ek bir bütçe dediğiniz bütçeyi iki haliyle oluşturabilirsiniz. Bir, bu ilçe insanlarına ekstra bir maliyet yükleyerek oluşturabilirsiniz. İki, Sultanbeyli ile alakalı dışarıdan katma değer sağlayacak bir mantıkla oluşturabilirsiniz. Birinciyi kesinlikle yapamayız. İlçe insanımız zaten ekonomik olarak çok ciddi zorluklar içerisinde. İkinciyi yapmamız için de yine bu ilçenin bir kentsel dönüşüm sürecini yaşayıp yeniden bir yapılandırılması sürecini tamamlaması gerekiyor. Bu olmadan olmaz. Bunun yanında şöyle hayallerimiz var. Biz Sultanbeyli Finans ve Fuar Merkezi düşünüyoruz. Yani bununla alakalı ben 2019'da bunu söyledim. Bir başka belediye başkan adayı bunu geçtiğimiz haftalarda dile getirmiş. En azından 5 yıl sonrasında da olsa dile getirmesinden hoşnut oldum. Bu noktada şunları ifade edebilirim. Tabii ki ekstra bir kaynak oluşturmayla alakalı çalışmalarımız var. Belediyenin şu an tapu satışıyla alakalı devam eden süreci neticesinde bir para problemi yaşama ihtimalini ben öngörmüyorum. Ekstra kaynak anlamında da söylüyorum. Ama biz vatandaşa ekstra bir maliyetle, çünkü onlardan alınan bir takım birkaç kalem vergilendirme var esnafımızdan vatana. Bu noktada insanımızın altta kalanın canı çıksın mantığıyla hareket etmeyeceğiz. Ama şöyle bir durum var Sayın Başkan. Yani mesela burada bazen şöyle kısır döngü oluyor halk bazında. Diyor ki ya bizi işte çalıştırıyorlar, paramızı vermiyorlar. Bir kısır döngü çıkıyor. Parayı alamadığın için mi çalışamıyorsun, yoksa çalışmadığın için mi parayı alamıyorsun? Yani verim veremediğin için fabrikalar çalıştıramıyor da. Ya diyelim ki böyle hani orta ölçekli ya da düşük ölçekli iş yerlerinde yaşanan sıkıntılardan birisi. Burada şu geliyor aklıma. Şimdi Sultanbeyli'de doğru düzgün böyle yurt dışıyla iş yaptığın misafirlerini getirip ağırlayacağın bir otel yok. Şimdi otel olmadığı için mi yatırım gelmiyor, kestirmeden gidiyor, yoksa yatırım olmadığı için mi otel yapılmıyor? Yani bunlar birbiriyle bağlantılı konular diye düşünüyorum. Çünkü bu uluslararası çalışmalarda da adam bakıyor bir ülkenin ekonomisine, gelirine, giderine, vergisine bakıyor. Örnek veriyorum, Almanya ağırsa tak gidiyor Fransa'ya kuruyor şirketi. Evet. Türkiye'ye bakıyor ağırsa tak gidiyor Bulgaristan'a kuruyor. Niye? Sınır var. Şimdi ilçeleri de böyle baktığın zaman işte depo açıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, çalışma yapıyorsun ya da personel çalıştıracaksın. Bir bakıyorsun sınırlara, buranın şartları ağırsa veya imkanları kısıtlıysa imkanları daha olan tak sınırı öbür tarafa atlıyorsun. Yani bu konuyla ilgili şimdi bütün bu konular hepsi belediyecilikle bağlantılı olduğu için de yani bu konularla ilgili de bir projeler olmalı. Yani işte tesis, otelcilik ya da sosyal tesis olmalı. Ama bunun yanı sıra da istihdamı daha çok, yani yatırımcıların gelip insan gücü istihdam oluşturabilecek yatırımları ilçe bünyesinde yapmalı. Yani buna benzer projeler yok mu veya aklınızdan geçirdiğiniz bu kadar dosyanın arasında yok mu böyle bir şey hocam? Şöyle ben tekrar aynı konuya böyle saplanmış gibi konuşuyorum. Bu demiş olduğunuz kalemlerin hayata geçirilmesi mümkün. Bunların hayata geçirilmesiyle alakalı temel kurgu şu andaki ilçemizin var olduğu bir yapılaşma, stok, işte çarpık yapılaşma vesaire gibi bir düzenle bunları sağlayamazsınız. Bir şeyi yeniden planlamamız lazım bizim. Şimdi bizim yan tarafımızda bir Aytop Sanayi Sitesi var. Aytop Sanayi Sitesi var. Bu sanayi sitesinin kazandırılması ve bugünün de bize sağladığı istihdam vesaire kaynaklarına baktığınızda bunun artırılması mümkün. Bu bahsettiğiniz metotlarla. Veya bu ilçede bir otel olsa yurt dışından gelen insanlar yanı başımızdaki bir yerleri değil burayı tercih edebilir. Bu özel şirketlerin ve yatırımcıların yapabileceği bir şeydir ama siz belediye olarak buna açık olmak zorundasınız. Evet. Buna açık olmak olmamak meselesi bizim açımızdan, biz tabii ki buna açığız. Hatta 2019 yılında biz vaatlerimizden bir tanesi Sultanbeyli'ye gelen, Sultanbeyli'de yatırım yapan ve istihdamını Sultanbeyli'de oturanlardan sağlayan şirketlere, işletmelere belediyeye mahsus bazı onların vergilendirmeleri var. O vergilendirmelerde bir kısım teşvik uygulayacağımızı beyan ettik. Amacımız neydi burada? Amacımız şuydu.
O bahsettiğiniz büyük orta küçük fark etmeksizin onların bu ilçeye gelmesi, bu ilçede uygun yatırımları yapması, bu yatırımları yaparken de bu ilçede ikamet eden insanların istihdamına katkı sağlaması. Bunun karşısında biz belediye olarak da onlara teşvik olarak onlardan almış olduğumuz vergilerde bazı muafiyet uygulaması yapacaktık. Bu dönem için de kaçınılmaz. Yani netice itibariyle söylemiş olduklarınızın özellikle ilçenin katma değerini sağlayacak hususlarla alakalı bunların temini Allah'ın izniyle nasip olursa olacak inşallah. Evet hocam. Şimdi soru gibi, genelde bu gibi konuşmalar, röportajlar böyle soru cevap falan oluyor ve de işte klasik konuşmalar olmasın diye değişik bir konsept yaptık biz. Evet. Artık bu cevap verip bu cevapları yelpazelendirmekte sizi ilgilendiren bir konu. Ben kentsel dönüşümü not aldım. Bir de onun etrafında zaten konuştuk. Sadece başlık olarak diğer sorunlar hakkında bir söylerseniz bir genel olarak bir değerlendirme ve belki programımızı şöyle ifade edebilirim. Sokak köpekleri çok ciddi problem, bu konuyla alakalı çok net, kararlı bir uygulama inşallah ortaya koyacağız. Gençlerimizle alakalı hem öğrenci tarafı hem gelecekle alakalı umut problemi olan gençler tarafında inşallah çok özel çalışmalarımız var. Kadınlarla alakalı bu ilçe nüfusunun az önce söylediniz, yani yarısı kadınlardan oluşuyor. Kadınların hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda kendi ev ekonomisine katkı sunacağı hem de sosyal anlamda zaman geçirebilecekleri projelerimiz var. İlçemizde sığınmacılarla alakalı yoğunluk olarak söylüyorum. Sultanbeyli'de böyle bir problemimiz var. Yani netice itibariyle komşu ilçelerimizdeki sayıların ilçe nüfusunu baz aldığınızda bizden yüksek olması gerekirken yüzdeliğe vurduğunuzda maalesef bizim ilçemizde bu sayı komşu ilçelerimizin 3 katı 4 katı bandında. Bu hem sosyal hem ekonomik anlamda bazı problemleri oluşturuyor. Bu konuya da parmak basmak istiyoruz. Öğrencilerimizle alakalı projelerimiz var. Bunu da inşallah, yani bu konularla alakalı çok kapsamlı bir çalışma ve çok yakın bir zamanda da bir lansman Allah'ın izniyle düzenleyip takdim edeceğiz. Ama özetle konu başlıklarımızı, yani daha fazlası var ama bu kısa zaman dilimi Eyvallah. İçin bu kadar sıralayabiliriz. Şimdi muhterem şöyle bir durum var. Değerli izleyiciler, bizim edindiğimiz tecrübelerimizle bir de bu yani proje, teori olarak da ispatlanmış bir şey. Bir hazırlayıcıları tarafından koordine ederek, organize edilerek uygulanırsa başarıya ulaşma oranı çok yüksek. Onun için burada sizden istediğimiz adaylarımızın projelerini dinleyin, anlayın, hatta ve hatta kayıt altına alın. Bizim bu gibi yayınlarda bunları kayıt altına alabilmemiz hepsini çok mümkün değil. Eskiden bu projelerle ilgili kitapçıklar hazırlanırdı. Şu son zamanlarda bilmiyorum yapılıyor mu ya da yapılmıyor mu, bu sosyal medya üzerinden bildirildikleri için. Ve projeleri doğru olabilir anlatımları, fakat bir de bunları uygulayıcı, yani bunu anlatan kişi bunu uygulayabiliyor mu? Şöyle bir laf var eskiden, söylenen lafa değil söyleyen kişiye bak derlerdi. Bunlar klasik, hayatımızda eskiden çok uyguluyorduk da şu anda biraz uzak kaldık. Benim sizi programa davet ederken sizin söyleyeceklerinizi uygulayabileceğiniz kanaati bende oluştuğu için bu programı sizinle severek, güvenerek yapıyorum ve inanıyorum yani. Teşekkür ederim. Çalışmalarınızdaki, duruşunuzdaki istikrar zaten sizin neler yapabileceğinizi, imkan verildiği zaman neler yapabileceğinizi gösteriyor. Bir parantez vereyim. Yani tevafuk oldu, cebimdeydi. Acaba merak ettim. Ben şahsi kartımı bastırdım. İçinde de 10 yılı aşkındır kullandığım numaram var. Yani bu seçim döneminde alınmadığını ifade etmek için bunu söylüyorum. Ben bu bahsetmiş olduğunuz hususu çok önemsiyorum.
Yani seçim döneminde söz vermek, vaat vermek çok kolay. Çok kolay. Yani öyle uçuk vaatler vermek mümkün ki arkadaşlarımızdan hesap hatası yapıp bunu yapanlar var. Biz onu yapmadığımızın ispatı olarak ben hemşerilerimizle görüştüğümde bu kartı kendilerine takdim ediyorum. Takdim etmemdeki gaye ise şu, üzerindeki numara bana ait. Ne söylüyorsam hem kayıt altına alınan hem birebir de hem toplu organizasyonlarda veya matbu evraklarla ne ifade ediyorsam bunların hepsinin muhatabı benim. Buyur diyorum, kartımı, üzerinde numaram. Yarın bir gün bana telefon açıp ya bunu demiştin de yapmamıştın deme hakkı pek tabii olarak bu ilçe insanında var. Biz bu hakkı onlara verirken kendimize de şöyle güveniyoruz. Akşam proje ekibimizle, Ragıp Bey bunu söylemek isterim, bir proje paylaştılar bendenizle ve ben bu projenin uygulanabilirliği ile alakalı bazı konuları böyle mütalaa ediyoruz. Her projeyi istişare ediyoruz ve çok donanımlı insanlar, Allah razı olsun onlardan, isimsiz kahramanlar onlar. Teşekkür edeyim buradan. Ben onlara şunu söyledim. Beni ikna edeceksiniz ki ben bunu işte yarınki lansmanda veya basacağımız broşürde buna yer vereyim. Yani ikna etmekten kastım ne? Bu işin bütçe tarafı var. Mevzuat tarafı var, belediyenin yetki tarafı var. Yani bunların tamamı açısından uygulanabilirliği varsa baş göz üstüne biz bunu affetmeyiz. Evet. O nedenle bu konuyu belirtmenizden de hasreten memnun oldum. Evet. Ve ben bu konuda kalben söylüyorum. Çok rahatım, hiç problem yok. Konu soru gibi oldu veya belki konuya uydu uymadı bilmiyorum ama şöyle... Neden yapamadıklarınızı da not tutmanız gerekiyor. Hesap verirken kolaylık olur. Çünkü demin o konuya biraz girdim. Tabii es geçildi. Çok önemli. Yani niyetini girmişsiniz, projeyi hazırlamışsınız ama şu nedenden dolayı yapamamışsınız. Yani bunu açıklamanız lazım. Çünkü bazı projeler var. 1 yıllık, bazıları 5 yıllık, bazıları 10 yıllık. Yani bir de şöyle bir şey, gerçi günümüzün belediyeciliğinde veya bu siyasi çalışmalarda bilmiyorum ne kadar var da projeyi aktarmak. Yani şu anda belediyenin seçimi siz kazandığınız zaman projeleri kaldığı yerden bütün bilgi ve belgeleriyle size aktarması, en sağlıklı şekilde nasıl yürütebileceğinizi sağlaması, sizin de bir sonraki seçimde muhalefette kaldığınız zaman kazanan arkadaşa, başkana veya işte ekibe bunu anlatabilmeniz. Bu mantık yerleşmeli. Çünkü beytülmal, yani bu işlettiğiniz, yönettiğiniz 3,5 milyar sizin paranız değil. Katil. Bu yani halkın, toplumun parası olduğu için bunun vebali biraz daha ağır. Yani şirket yönetmek gibi değil yani. Şirkette para senindir. Riske girersin, batırır gidersin. Bu vebali senindir. 3-5 çocuğunun hakkıdır. Onun hesabını verirsin. Ama burada biraz daha sıkıntılı. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da çok önemli. Sizin anlattıklarınız böyle genel projeler. Benim notlarımın arasında bunların hiçbiri yoktu. Şöyle, direkt halkı ilgilendiren konu. Yani belediye ekibiyle, mensubuyla, bu zabıtası olur, oturan memuru olur, şu olur, bu olur. Halkın arasında bir kopukluk var. Yani o insanlar, şimdi bizim bir de çözümburada.com diye bir program başlattık biz. Orada bu konuları değineceğiz ama muhatap olarak ya da geleceğin muhatabı olarak gördüğümüz için şimdi o memurların, çalışanların halka çok iyi davranmadıklarını görüyoruz. Yani çok dengesiz, ayarsız davranıyorlar. Ben de aşırı tepki gösteriyorum. Sadece onu değil, konumuzla ilgisi olmamakla beraber işte polisimizin vatandaşa davranışı, işte ne bileyim kamu kuruluşlarındaki şey, bunların hepsini ayrı ayrı işleyeceğiz zaten. Yakında o tezirlerde girecek, eğer Halil Bey organize ettiyse. Bu dosyaların hepsini tek tek açacağız. Konumuzla ilgili değil ama belediye çalışanlarıyla ilgili. Yani bunu hiç gündeminize geldi mi? Böyle bir şikayet geldi mi? Ve bu konuyla ilgili teknik olarak nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz? Şöyle, yani Sultanbeyli'de bu konularla alakalı tabii ki birçok platformda serzenişlere şahit olduğumuz oldu. Bizim çözümümüz çok basit. Milli Görüş Belediyeciliği hedefimizi ifade ederken Sultanbeyli Belediyesi olarak halk meclislerine geri döneceğiz. Ne demek halk meclisleri? Belediye başkanı,
başkan yardımcıları ve müdürleri halkın karşısına geçecek. Hem halkla istişare edilmesi gereken konuları istişare edecek. Hem fikir alınması gereken konularda fikir alacak. Hem belediye olarak onlara aktaracaklarımızı aktaracağız. Parantez, sizin bu bahsettiğiniz konu. A birimine bağlı bir şahsın ortaya koymuş olduğu bir haksızlık, bir yanlış, bir eksiklik varsa orada vatandaş belediye başkanının ve o ilgililerin huzurunda kalkacak. Bu olayı dile getirecek. Davranış. Tabii ki. Şimdi böyle bir ortamı sağlıklı siz vatandaşla koordineli olarak sağladığınızda, yani parantez içerisinde halk meclislerini uyguladığınızda, bu sefer o sizin bahsetmiş olduğunuz belediye tarafıyla alakalı söylüyorum. Eksikliklerin devam etmesi mümkün değil. Neden? Çünkü şunu herkes bilecek ki ya belediye başkanı kapalı kapılar arkasından yönetim anlayışı yerine Sultanbeyli ile iç içe, Sultanbeyli halkı ile iç içe olunca ister istemez bu tip durumların da orada gündeme gelmesi, bu bir yanlışın ortadan kalkmasına veya sürdürülmemesine en büyük etkenlerden bir tanesi inşallah olacak. O nedenle halk meclisleri de bizim projelerimizde var. Ben şimdi bu program için özellikle şunu da belirtmek isterim hem size hem dinleyenlere. Gerçekten kapsamlı bir şekilde ben proje detayına bugün dikkat ederseniz girmedim. Belli noktada söylenmesi kadarını bugün sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü %100 tamamlanmasına 1-2 günümüz kaldı. Bu tamamlandıktan sonra ben bu sefer sizin huzurunuza geldiğimde şu projeyi vaat ediyoruz dediğimde bu projenin maliyetini paylaşacağım sizle. Evet. Ve siz şunu göreceksiniz ya, bu bütçe 3,5 milyar TL, bunun maliyeti, şimdi bir tane arkadaşımız, ismini söylemeyeyim gene, sonraki programlarda bu konulara çok gireceğim ama bir tane arkadaşımız ev kadınlarına aylık 2000 lira vaat etmiş. Şimdi vaat işi kolay bir şey de, yani Sultanbeyli'de 40 bin ev kadını var, bu da ayda 80 milyon TL yapar. Bu yılda 960 milyon TL yapar. Yani bunun uygulanması mümkün değil. Evet. O nedenle bu tip hususlara biz en azından kendi adımıza söylüyorum, elimizden geldiğince dikkatli olacağız inşallah. Şimdi Sayın Başkan, hani bu konuyu bu kadar açmışken insanların, yani hem çalışanların hem vatandaşların, yani belli bir şeyi zaman zaman dillendirmezsek amacının dışına da çıkabiliyor. Evet. Yani belediye ne? Belediyecilik, belediyenin görevleri. Bunları insan bildiği zaman oradan neler talep edebilir, hizmetler alanları nelerdir onu bilir. Burada hizmet veren insan da ne için burada olduğunu bildiği zaman da ona göre hareket eder. İl, ilçe, bucak gibi yerleşim yerlerinde sokakların bakımı, temizlik, aydınlatma, su, esnafın denetimi, imar, ulaşım, kanalizasyon, çevre ve çevre sağlığı, kentsel altyapı ve katı atık, İtfaiye, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, defin ve mezarlık. Şimdi bunu okumamdaki sebep şu. Ya zaten bunu biliyoruz. İnsanlar bunun için... Kardeşim, insanlar bu hizmetleri buradan, yani alma hakkı var. Bunu bilsin. Bu hizmeti veren insanlar da bu insanların paralarıyla orada oturduğunu bilsin ki hizmet ediyorsun yani. Hizmet zaten, yine yani tarihin tekerrür ettiğini düşünelim. Hizmet sektörü. Bu hizmet sektöründe insanlara nasıl yaklaşırsam, onlarla nasıl bütünleşirsem, başkanlar ne kadar halkta ulaşılamaz olursa o kadar antipati oluşur. İnsanlar tanımadıkları, bilmedikleri şeylerden korkarlar. Tanıdıkları, bildikleriyle bütünleşirler. Bu yazdığımız, bu okuduğumuz konuların hepsi insan hayatına direkt temas eden konular. Doğru. Çalışma olarak benim görüşüm, ülke içinde de mutlaka vardır, yurt dışında da var. Bunların birçoğunu sosyal dayanışmayla yaptığınız zaman ekonomik olarak birçok yükten bunu sosyal çalışma olarak insanlar algılamalı. Ben 90 yılında Almanya'ya gittiğimde bir baktım, bir tane yaşlı kadın evin önündeki o taşların arasından çıkan çayırları kesiyor. Merak ettim yani. Tabii soramadım. Ondan sonra bu araştırma yaptığımda
Çok klasik. Bu cümleyi herkes söylüyor. Herkes evinin önünü temizlese şehir cillop gibi olur. Şimdi insanlar belediye bunu yapsın, yapmalı gözüyle baktığı zaman her şeyi ondan bekliyor. Çöpü de atıyor zaten. Yani ya evinin önüne atıyor. Bir tarihte ben bu geri dönüşümle ilgili çalışmalar yaptım. Hatta bazı ülkelere de bu projeleri sundum. Evde çöpü ayırma projesi. Ya burada bunu uygulamak için çok zorlanıyoruz. Anlatmakta bile zorlanıyoruz. Ama Avrupa'da kağıt çöpü, naylon çöpü, karışık çöp ayrı ayrı. Hepsinin de yeri var. İlçenin içerisinde. Tabii belli belli yerlerde götürüp çöpü oraya atıyorlar hocam. Yani ne varsa doldurup kapının önüne koymuyor. Koyuyor zaten kokuyor. Sinek geliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Belediye 24 saat şu caddeden çöp alamaz. Günde bir kere alır. Almanya'da haftada bir kere alıyor zaten. Bazı çöpleri de götürüp kendileri attıkları için haftada bir kere onu alıyor. Her şey olsa günde bir kere bile yetmez. Ama bunların şurada 50 metre ileride büyük çöp konteyneri var. Kapıdan çıkarken oraya atıp gidiyor. Kendi evinin önü sinek kokuyor. Kokuyor yani. Misafiri geldiği zaman başka bir ilden, başka bir ilçeden evinin önü kokuyor. Bu bence benim görüşüm. Belediye ya bir birim oluşturmalı. Bu günün yorgunluğu ışıklarda önce biraz herhalde yansıdı. Evet. Biraz ne kadar oldu süreyi de bilemedim. Çünkü heyecandan güzel de bir program yapmak istedik. Teşekkür ederiz. Bunu da toparlayalım. Sosyal destek, bir de o zaman biraz yine hızlı gidelim. Bu trafik ve park sorunu en büyük sorun hocam. Evet. Direkt halkın konumuna hitap eden, yaşantısına etki yapan bir sorun. Bununla ilgili de mutlaka bir çalışmanız vardır. Şöyle, adabazlı dönüşümü zaten yapmayı başardığımız her alanda otopark problemini de kendi içerisinde çözeceğimiz için çok hatırı sayılır bir düzeyde bunu sağlamış olacağız. İkincisi de merkezi arterlerle alakalı uygun olan okullarımızın bahçelerini kullanacağız. Yani okullar bir saat itibariyle bitiyor. O saat itibariyle cumartesi pazarı da dikkate aldığınızda müsait alanlar olarak bahçelerini görüyoruz. Milli eğitimimizle bu konuyla alakalı bir protokol yapıp inşallah o alanda yani da bir kısa... ilçenin ya da ilin bir park çözümü değil, sorununu çözmek değil. Bu özel sosyal programlar olur bilmem ne, onda çözüm de yani genel olarak bir çözüm olarak görünmüyor. Yani şöyle, mesela merkezde ikamet ediyoruz. Yani ofisiniz merkezde, tahmin ediyorum buraya araçla geldiğinizde birinci gelişte yer bulabildiğiniz çok nadir olmuştur. Evet, ya erken geleceksin, geç gideceksin. O nedenle yani yoğunluk olan bölgelerde inşallah bu tip geçici çözümler üretmeye çalışacağız. Sayın Başkan, sorular bitmiyor da başka bir programa da bırakalım ama tespit ettiğim bir şeyi açıklamak zorundayım. Tabii ki. Wikipedia'da Sultanbeyli ile ilgili yine bir şey yakaladım. Evet. Ve bu bilgileri buraya kim veriyor bilmiyorum. Bu ayrı bir sorun. Bunu dillendirelim. Sultanbeyli'nin tanımını şöyle yapmışlar. Meslekleri ibadet. İlçe, tabii bu belki 10 sene önce falan yazılmış bir şey. Yani burada bazı şeyler. O tarih belli oluyor mu yazan? Yazıyor. Evet, belli orada. İlçede sinema, park, tekel satış yeri, içkili lokanta hiç yok. Okul yok, cami çok. Aynı cümleleri aynısını okuyor. 4 lisesi olan Sultanbeyli'de 87 cami var. Aynen bu orada çıkıyor. Şimdi bu bölümü kimin idare ettiğini bilmiyorum. Yani belediye mi, hükümet mi, bunun bir sosyal platformu var bilmiyorum ama bunu da artık bir görev olarak üstlenip bununla ilgili bir çalışma yani yaparsanız. Orada bazı ifadeler boşa düşmüş. Yani muhtemelen çok eski o. İşte içki satılmıyor falan, o konularda çığır. O çok açılıyor. Önemli değil. Buradaki ana mantık o zaman bile olsa, bakış açısı. Yani bundan 10 sene önce bile olmuş olsa bu doğru bir açıklama değil. Yani bu Wikipedia dediğiniz yer bugün başka ülkelerden değişik insanlar da girip bakabilir yani. Tabii ki. Bunun tabii başka ki. Dilleri de var. Bence o zaman bile olsa yanlış yapılmış. Yani burada o zaman içki satılmıyor, şimdi satılıyor. Park yoktu, şimdi var. Bunlar önemli değil zaten. Evet. O zaman bile bu mantığın olması çok doğru bir şey değildi. Bugün ben bunu gördüm. Bununla ilgili de tabii girişimlerde bulunacağız. Bilginiz olsun diye teşekkür söylüyorum. Ederiz. Siz de inşallah girişimlerde bulunun. Yani İnşallah. Bu bence
çok güzel bir tanım değil. Değil. Sultanbeyli ile sosyal medya, Sultanbeyli Belediyesi'nin ya da artık yetkililerin ilk yapacağı iş, Sultanbeyli algısının sosyal medyada, sosyal platformlarda olumsuz algının silinmesi için bir lobi oluşturması lazım. Bunu ister basın mensuplarıyla, ister yazarlarıyla, ister şairleriyle, çok o konuya değinen arkadaşlarımız var. Bu algıyı kaldırmak için bir seferberlik ilan etmesi lazım. Halkıyla, yönetimiyle, bütün kurumlarıyla bunu yapması lazım diye düşünüyorum. Bu algıyı kıracak projelerimiz de var. Gerçekten bu noktada hazırlıklarımız has safhada. İnşallah şöyle yapalım. Bu detaylandırmalar bizim tarafımızdan tamamlanınca bir daha uygun gördüğünüz bir tarihte işin o tarafını, ben dediğim gibi, rakamlarla ve gerçekliğe dayalı hazırlığımızı buradan takdim etmiş olalım. Ben bir şey söylemek istiyorum fakat bu akşam üzeri bir kardeşimiz bize yazdı. İsmi önemli değil. Biz bir seçim döneminden geçiyoruz. Yani AK Parti'nin kamu gücü ve kaynakları sınırsız. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burada adayı açısından söylüyorum, sağladığı imkanlar ortada. Onlar da çok rahat hareket ediyorlar. Biz bütün propagandamızı, çalışmalarımızı kendi kaynaklarımızla oluşturuyoruz. Yani gönüllülerimizin yaptığı bağışlarla, teşkilat mensuplarımızla vesaire vesaire. Dolayısıyla bu kaynaklarla yapılan her bir çalışma bizim açımızdan, yaptığımız her organizasyon, her faaliyet, maddi ve manevi anlamda söylüyorum, bizim için çok kıymetli. Şimdi bana bu akşam birisi mesaj attı. Dedi ki, başkanım, Çiftlik Köprüsü'nün orada 34 Hakkari Osmaniye Balıkesir, sonunu söylemiyorum, o zaten anlayacak, araçlı şu 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 kuruma ait araçtaki kişiler sizin pankartlarınızı, posterlerinizi topladı. Bakın, şu konuda çok netim. Adil bir seçim ortamı zaten yok. Yani birileri bir şekliyle bir güce sırtını yaslamış, bizim vergilerimizle burada propaganda yapıyor. Bu zaten oturmuş bir şey. Bugünün bir problemi de değil. Buna da itiraz ediyoruz. Lakin Saadet Partililer olarak bizim kendi emeğimizle, kendi cebimizdeki paralarla veya bağış yapılan paralarla el emeği göz nuru organizasyonlarımıza kimse elini uzatmasın. Bak, ben bu aracın plakasını da biliyorum. Bunun yerine de gideceğim. Onu oraya bırakmayacağım. Bunu bir tehdit olarak söylemiyorum. Buradan konuşuyorum. Çünkü gerçekten üzülüyoruz. Niye? Ya karşınızdaki tankla, tüfekle mücadele ederken siz onunla kıyaslanamayın. Nasıl kıyaslayacaksınız? Yani belediye üzerinden bu çalışmaları yaptıktan veya belediyeden size bir kaynak geldikten sonra. Ama bizim kendi kaynağımızla yapılan bir çalışmaya kim kime nasıl talimat veriyor, vermiyor bilmiyorum. Kimseyi zan altında da bırakmıyorum. O yüzden plakanın devamını ve kurumun adını söylemedim. Ama şunu bilsinler ki takibimizdeler ve biz gerektiği zaman, gerektiği yerde gerekli adımı da atarız. Kimse bizim el emeği göz nuru çalışmalarımıza, Allah rızası için söylüyorum, el uzatmasın. Bunu istirham ediyorum bir Sultanbeylili olarak. Bunu şu raddede de bu istirhamla geçiriyorum. Bundan sonrasıyla alakalı da ümit ediyorum ki böyle işlerle muhatap olmayız. İşimize bakarız, derdimizi anlatırız, insanlar ona göre dinler. İkincisi de, yine sizin aracılığınızla bir seçim döneminden geçiyoruz. Gerçekten koşullar adil değil. Yani siz bugün sağ olun bize bu imkanı verdiniz de biz meramımızı anlatma fırsatı yakaladık. Bu imkanın ötesinde başka imkanlar, öyle büyük imkanlar var ki bunlardan biz mahrum kalabiliyoruz. Yani yarışamayacağınız bir ekonomik rekabetten kaynaklı. Kimseyi de suçlamıyorum. O nedenle özellikle hem şehirlerimizden hem belediye başkan adayı adına sosyal medya sayfalarımız var. Twitter'dır, Instagram'dır, Facebook'tur, YouTube'dur, neyse. Bu alandan da ne söylediğimizi takip etmelerini hasreten rica ediyorum. Size de özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Başkan, şunu söyleyeyim, içiniz çok rahat olsun. Biraz önce anlattığınız olaylar, işte dengesiz rekabet, şu bu falan filan. İnanın, bazı şeyler ne para gücüyle ne ekonomik güçle olmuyor. Biraz önce dediğiniz gibi siz doğrularınızı anlatın. Doğru insanlar gelir sizi bulur. Uni Haber Ajansı olarak bizim şu anda, şu anlık belki
belli bir kitleye ulaştık ama siz doğru bir çalışma yaparsanız, biz doğru bir çalışma yaparsak şu program olayın yüzde, yani büyük bir yüzdesini çözüyor zaten. Evet. Kendinizi ifade edebilmeniz, doğru sorular, doğru anlatımlar. Yoksa burada geçen bir adayımızın birisi de bir başladı 50 tane madde saydı. Önemli olan o değil ki. Bir de çoklar, her zaman çoklar azlara galip gelmiyor. Bir de bu var. Yani inanmak lazım. İnananlar inanmayanlara galip geliyor. Ya da inancı güçlü olanlar inancı zayıf olanlara galip geliyor. Onun için yani ekibinizi bence demoralize edecek kurmanıza hiç gerek yok. Yok, ben ekibimi demoralize etmiyorum. Başarı iyi, yani başarının yarısı falan klasik olarak derler ama inanarak çıktığınız yolda başarı elde edeceğinize inanıyorum. Şunu ifade edeyim. Ben kimseyi demoralize etmek için söylemiyorum. Ben bizim gençlerimizin gözünden öpüyorum. Pankart asıyorlar, poster asıyorlar, bir de onun nöbeti için devriye atıyorlar. Bu başka bir şey, anlatabiliyor muyum? Bunu parayla, pulla, şunla bunla yapamazsınız. Bunu burayla yapabilirsiniz. Eyvallah. Ve yapıyoruz. Ben sadece bize bu bilgi geldiği için bundan sonrasıyla alakalı söylüyorum. Onu anladım. Kimse kimsenin, benim arkadaşlarıma da ben söylüyorum, başka arkadaşlara da söylüyorum, kimse kimsenin el emeğine, göz nuruna el uzatmasın kardeşim. En nihayetinde karar verici bu insanlar, bir karar verici. Eyvallah. Onu söylemek ben istiyorum. Ben inanıyorum ki bizim programlarımız bundan sonra da devam edecek. Değerli izleyiciler, Uni Haber Ajansı olarak, Uni TV olarak Sultanbeyli ilçe temsilcimizin büyük başarılarıyla toplumun büyük bir kitlesine ulaşıyoruz. Değerli başkanlarımız projelerini, çalışmalarını anlatmak için elimizden geleni yaparız. Biz burada inandığımız insanlarla inandığımız konuları her zaman konuşmak için varız. Sayın Başkanım, gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben size, UNI ailesine ve bizi izleyen hemşehrilerimize ve sonra izleyecekleri de şükranlarımı sunuyorum. Unutmasınlar, daha iyi bir yaşam hepimizin hakkı ve başka bir Sultanbeyli mümkün. Bize güvensinler, dua ve destek versinler. Bunun nasıl mümkün olduğunu da bize gösterme fırsatı rica ediyor. Hasreten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emeği geçen arkadaşlarımıza, Halil Bey'e, Bilal Bey'e ve gençlerimize, sizin buraya emek verip katılan ekibinize ayrıyeten teşekkür kamera ediyorum. Kamera arkasındaki bütün herkese şükranlarımızı bütün sunuyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü biz burada iki kişi konuşuyoruz ama arka planda bu konuşmayı gerçekleştirebilmek için bir sürü çalışma yapılması gerekiyor. Onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.